Ve x artı 3 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 5'miş. x gördüğümüz yere x eksi 2'ye 0 verirsek x gördüğümüz yere kaç yazacağız? 2. 2 artı 3'ten p 5 arkadaşlar 5'miş. Hangisi x eksi 1 ile tam bölünür demiş. Şimdi bir tane yanlış cevap seçeyim. Mesela burada x eksi 1 demek x gördüğümüz yere 1 yazacağız. p 4 artı 3 olacak. Şimdi p 4 artı 3'ün zaten ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Gelelim px-2 mesela x gördüğüm yere 1 yazacağım. Şimdi p-3 pardon p-1 artı 1 bunu da bilemem ama bak d şıkkına gelirseniz x gördüğünüz yere 1 yazdığınızda p5-5 olacak. p5 zaten 5'ti 5-5'ten gördüğünüz gibi cevap d şıkkı olur. Derece px kare demiş bir polinomun arkadaşlar p üzeri n'inci derecesi. Ya da px üzeri n'inci derecesi aynı şeydir. Kendisinin derecesine p dersek üstün üstü çarpılır p çarpı ne olur? Bu yüzden polinomun derecesine p diyorum. p çarpı 3 eşittir 6'dan p 2 oluyor. p 2 olduğu için yerine yazarsak artık burada 2 bir de yanında 2 olacak üstün üstü çarpılır mantığından cevap 4 gelir d şıkkı. Px eşittir 3 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden elde edilen bölüm bx polinomudur. Şimdi x eksi 2 ile bölümünden elde edilen kalan dememiş bak bölüm demiş. O yüzden 3 x eksi 2 x eksi 4 zaten arkadaşlar x eksi 2'ye tam bölünür. Cevap ne gelir? Bölüm cevabı 3 çarpı x eksi 4. Bu işte bx'miş olay bu. Buradan da bizden b 7 istiyor. X gördüğüm yere 7 yazacağım. b 7 3 çarpı 3'ten 9 olacak A şıkkı. Px eksi 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan x artı 1 gördüğün yere 0 yaz. x gördüğün yere eksi 1 yazarsam böylece p eksi 2 arkadaşlar 4'müş. Hemen p eksi 2 yapmak için yukarıya kaç vereceğiz? 1. 1 eksi 3'ten eksi 2 olacak. 1 eksi 2 artı a 4'e eşitmiş. Böylece bakın a 5 oldu c şıkkı. Px ve Bx birer polinomdur. Px x üzeri 4'e bölündüğünde Bx arkadaşlar aynı zamanda kalana da eşitmiş. Derece B, Px en fazla kaç olur diyor. Bir kere ne olacak? Üçüncü dereceden bir polinom olur. Ben hani x küp yazayım mesela uydurdum şu an. Maksat 3. derecenin olduğunu görün. Kalan bölenden küçüktür. O zaman burası da x küp olur. Çarparsak x üzeri 7. Bir de arkadaşlar x küp eklersek mecburen 7. dereceden bir polinom oldu. Cevabımız bu yüzden B şıkkı oldu. Derece sorularında böyle büyük değişik polinomlar düşünmek yerine x küp x kare x üzeri 4 gibi düşünmeyi daha mantıklı buluyorum ben. Özel bir şey yoksa. Burada şimdi arkadaşlar x'e 1 verseniz p2 oluyor. 0 verseniz bu sefer p0 oluyor. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Burada bildiğiniz px'i bulacağız. Peki nasıl? Bir polinomun derecesi içinin kat değiştirmekle değişmez. E bunların ikisi de o zaman birinci dereceden polinom olması lazım. Sağ taraf birinci dereceden olduğu için. Aynı dereceleri toplarsak yine aynı dereceli elde ederiz. E ne zaman? Tabii kat sayıları birisi eksili birisi artılı değilse. Sonuç olarak burada da öyle bir durum yok. Haliyle arkadaşlar PX eşittir AX artı B dersek PX artı 1'de ne olur? A çarpı X artı 1 artı B olur. Bundan dolayı AX artı A artı B deriz. İkisini topladığımız zaman 2 tane AX, A gerçi burada 2 ile çarpmışız bir de onu yapalım şimdi. Bu PX artı 1. PX artı 1'i 2 ile çarparsak 2AX artı 2A artı 2B oldu. Bir de bunu 3px ile toplayacağız. 3px de 3ax artı 3b topladığımızda 5ax oldu. Sonra arkadaşlar 2a bir de burada 5b oldu. 10x artı 9. a buradan kaç geldi? 2. a 2 olduğuna göre yerine yazarsak 4 artı 5b 9'a eşit. b 1'miş. Bizden Px polinomunun katsayılar toplamını istiyor. Px polinomunu artık ne bulduk? 2x artı 1 haliyle P1 eşittir 3C şıkkı. Polinomun derecesi 24'müş B'yi soruyor. Şurada arkadaşlar küçük derecelileri kale almaya gerek yok. Direkt x karenin karesi x üzeri 4. Çünkü zaten küçük derecelilerden daha büyük olduğu için en büyük dereceli onun üstü önemlidir. Yine burada c sabit sayı olduğu için önemli değil. Burada da üstün üstü çarpılır. x üzeri 4b. Tabanlar aynı, üstleri topla, x üzeri 4b artı 4. Sonuçta ben burada polinom bulmuyorum. Yani şu yaptığımız tabii ki doğru görünmemekle birlikte olması gereken derece muhabbeti olduğundan dolayı hiç kale almamak öbürlerine. Kolaylıkla bakın, x üzeri 24, 4b artı 4 eşittir 24. b'nin de gördüğünüz gibi buradan 5 olduğunu anlarız, c şıkkı gelir. Bu soru tarzından konu anlatımlarında da görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, yapamadıysanız şu aslında. X orada bize şöyle bir fayda sağlayacak. X'e 1 verirsek sol taraf bakın P1 çarpı 0'dan dolayı sıfırlanacak. E, 0 eşittir 1 artı A'nın kübü eksi 8'den. 8 eşittir 1 artı A'nın kübü. Böylece arkadaşlar A1 gelecek. Bizden zaten A'yı istiyormuş. E şıkkı oldu bu kadar. Px polinom olduğuna göre derken sana şunu demek istiyor. Bir polinomdur x eksi 1. Birinci dereceden çünkü. Bir polinomla bir polinomu çarparsan yine bir polinom elde edersin. Bu yüzden orada sol taraf sıfırsa sağ tarafta sıfır olur. Dikdörtgenin kısa kenarını x vermiş. Uzun kenarını da 10 eksi x vermiş. Özdeşlik dikdörtgen bunlar. Burası x olduğuna göre buraya ne kalır? 10 eksi 2x değil mi? Tamamını çünkü 10 eksi x vermişti. Bu dik üçgenin alanı arkadaşlar 10 eksi 2x çarpı 10 eksi x bölü 2'dir. Bu şimdi px polinomuymuş. Soru ne diyor? Px kare artı 2'nin x eksi kök 2 ile bölümünden kalan. x gördüğümüz yere ne yazmalıyız? Burayı 0'a eşitleyince kök 2. Kök 2 yazınca 2 artı 2'den p4'ü istiyor. Böylece x gördüğüm yere bakın p4'ü istiyor ya burayı p4 yapmak için x gördüğüm yere 4 yazacağım 8. 4 yazacağım 6. 6 çarpı e, burası pardon 2 çarpı 6 12. 2'ye bölersem 6 geliyormuş. A şıkkı. P kare x'in derecesi çarpı qx 11 verilmiş. P'nin derecesine p dersek üstün üstü çarpılır 2p. 2 polinomun çarpımının derecesi demek toplamak demektir. Yine aynı şekilde qx küp demek derecenin derecesi çarpılır 3q arkadaşlar ve burası da artı p. 13 oldu. Bizden derece QX'i istiyor o zaman P'yi götürelim. Şurayı eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6 Q, Q daha, eksi 5 Q. Eksi 26, 11 daha, eksi 15. Q, 3 geldi, B şıkkı. PX polinomunun çift dereceli katsayılar toplamı P1 artı P eksi 1 bölü 2 eşitmiş Q1'e. Tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı P1 eksi P eksi 1 bölü 2 eşittir. Bu da Q eksi 1'miş. Px artı 3 polinomunun x artı 4 ile bölümünden kalan demek x gördüğün yere eksi 4 yazacaksın sıfır eşitleyince. P eksi 1 buradan 6 geldi. Bizden Qx polinomunun tek dereceli katsayılar toplamını istiyor. Hemen ne yapacağım? Taraf tarafa çıkaracağım ki buradan da Q1 eksi Q eksi 1 mantığında bir şey bulayım. Şimdi paydalar zaten aynı. P1'ler gider. P eksi 1 eksi -P eksi P1'den 2 tane P eksi 1 oldu. Bölü 2. Burası da Q1 eksi Q eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Burası 4. Burası da 2. Böylece Q'nun tek dereceli terimlerinin kat sayılarını oluşturmuş oldum. P eksi 1 zaten demin 6 bulduk. Haliyle 6 çarpı 2 12. Bir de 4'e böldüğümüzde 3'müş. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Bu soruda hemen bir bilgi vermem lazım. Birincisi derece px arkadaşlar derece Pax artı b'dir. Polinomun içindeki kat ve sabiti değiştirsen derece değişmez. Önemli olan x'in üstü. İkincisi bir polinomda arkadaşlar siz eğer px'i px artı k'ya bölerseniz bölüm 1 olur. Çünkü baş kat sayıyı şu x'ten dolayı değiştirmemiş oluyorsunuz. Hemen bir örnek göstereyim. x kübü siz x küp artı 3x artı eksi 7'ye bölseniz bölüm 1 olmayacak mı? Bak yazayım. x küp artı 3x eksi 7. Bunlar zaten gitti. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olduğu için kalan var ama bölen en azından gördüğünüz gibi 1 oluyor. Haliyle bu bizim için soruda çok önemli bir şey. Bununla ilgili hatta önceki testlerde de bir soru vardı. Ona uygun da bir şey söyleyeyim. Diyelim bir px polinomu olsun. x küp arkadaşlar. Siz bunu gittiniz. 3x'e çevirdiniz. Bak ne oluyor? 3'ün kübünden dolayı 27x küp oluyor. Bundan dolayı x kübü 27x kübü. x kübe bölersek artık bölüm 27 yaptı buradaki değiştiği için. Burada ama öyle bir problem yok soruda. Haliyle px artı 2 polinomunun bak şimdi px eksi 1 ile bölümünden bölüm 1'dir. Kalanı zaten 2 vermiş. Aynı şekilde px polinomunun arkadaşlar x eksi 4 ile bölümünden kalan 7'dir diyor. O zaman burada x gördüğün yere 4 yaz. P4 arkadaşlar 7'ymiş. Bu da kenarda dursun. Soru bizden Px polinomunun x eksi 7 ile bölümünden kalanı istiyor. Buradan x gördüğümüz yere 7 yazarsak, e, 7, şey 7 yazarsak evet P7 istiyor. P7 yapmak için sol tarafa 5 veriyorum. P7. Sağ tarafa hemen 5 verince 4 oldu. Bak burayı bilmesen ki bazı arkadaşlarımız haklı olarak yani burayı bilmiyorsa, görmediyse, unuttuysa buraya 1 değil A yazacağı için gidecekti soru. P4 çarpı 1 artı 2. P7'yi bilmiyoruz onu soruyor. P4'ü zaten 7 bulduk. Artı 2'den cevap arkadaşlar 9 geldi. Bu şekilde baş kat sayının önemiyle ilgili bir soru. Yani baş kat sayı kolay bir şey ama bununla bile ilgili güzel bir yorum oluyor. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 7 demek. X gördüğün yere eksi 1 yaz. Burayı sıfır eşitlediğimiz için p eksi 1 7 olacak demek. Şimdi px üzeri 5 olarak bir polinom verilmiş. Buna da dikkat edelim. Bakın şimdi arkadaşlar x üzeri 5. Burası x üzeri 5'in evet kuvveti 5'in 3 katı. Böyle bir şey olamaz ama neden biliyor musunuz? Şimdi bir polinomda x gördüğünüz yere x üzeri 5 yazdığınız için artık onun üstündeki derece mesela şöyle çok basit bir polinom yazayım. x üzeri ne? Siz burada px üzeri 5 yaptınız bunu. x üzeri 5 üzeri n'den üstün üstü çarpılır. x üzeri 5 neye olmaz mı? 5 neye olması için arkadaşlar artık bu n bir doğal sayı olduğundan 5 neye de 5'in katı demektir. 12 5'in katı mı? Hayır. a buradan 4 olmalı işte. Aynı şekilde x üzeri 10 olur. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi a eksi b yine sıfır olmalı. a'yı 4 bulduğumuz için b de buradan tabii ki ne oldu? 4. Çünkü yine x üzeri 4 5'in katı değil üst olarak. Demek ki p x üzeri 5 neye eşitmiş? 2 x üzeri 15 artı x üzeri 10 artı c arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapacağım? Burada x üzeri 5 gördüğüm yere x yazarsam geri bu x üzeri 5'in 3. kuvveti olduğu için 200, 2x küp olur. Bu x üzeri 5'in karesi olduğundan x kare olur artı c. Soru bana p eksi 1'i 7 vermiş. Yazıyorum eksi 2 artı 1 artı c eşittir 7'den. C de 6 yok 6 olmadı. 8 mi oldu? 8 oldu. Demek ki polinom böyle bir polinommuş. Onu artık düzeltip c yerine 8 yazalım. Soru bizden ne istiyor? P artı B eksi 6. A'yı zaten 4 bulduk. B'yi 4 bulduk. Bir de 6 çıkarırsak 8 eksi 6'dan P2'yi istiyor. Yapıyorum artık. Px polinomunda şurası hemen orada da yine C gördüğüm yere 8 yazayım. P2 2'nin kübü 8. Bir de 2 ile çarpacağız 16. 2'nin karesi 4 artı 8. 24 4 daha 28 oldu. Cevap D şıkkı oldu arkadaşlar. İfadesi bir polinom olduğuna göre N kaç farklı değer alabilir? Birincisi N çift olmalı. Neden? Çünkü burada kök x var. Orada x üzeri n bölü 2 oluyor. Bundan dolayı bakın çift olması lazım. İkincisi n'nin 7'den büyük olması gerekiyor. Büyük eşit olması gerekiyor ama zaten n 7'ye eşit olamayacağı için n büyüktür 7 diyelim. Tek sayı olmayacak. Üçüncüsü buraya da dikkat. N'ye bölü N'ye artı 120 bölü N diye ayırın ki daha iyi görün. 1 artı 120 bölü N. Buradan arkadaşlar ne söyleyeceğiz? 120'nin N'ye bölünmesi lazım. 120'nin arkadaşlar çift bölenleri nelerdir? 2, 4, 6. Böyle tek tek saymayacağım tabii ki neyi hatırlatacağım size. 120'nin önce asal çarpanlarına ayrılmasını. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Bu şimdi çift bölenler lazım ya bize kök x'in n'inci derecesinin e, sıkıntılı olmaması için. Bir sayının pozitif bölenlerinden çift bölenleri bulmak için 2'nin üstünü bir azalt o şu demek. 2'ye ayırıyorum hangi çarpın olursa olsun cebimde bu 2 duruyor pat 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 hepsiyle çarpıyorum. Böylece hepsini çift elde ediyorum tek denk gelse bile. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 5'in arkadaşlar kaç tane pozitif böleni vardır? 2'yi 1 arttırırsak 3 bunu bir arttırırsak 2, bunu bir arttırırsak 2. 12 tane pozitif böleni varmış arkadaşlar bu. 120'nin ancak dikkat bunları özellikle yazdım. 2, 4, 6, 7'den küçük bunları alamayız. Demek ki 12 eksi 7'den şey 12 3'ten 9 tane değer alabilirmiş ne? Aslında bu soru gördüğünüz gibi bölme bölünebilmedeki asal çarpan sorusu. Polinomun sadece bilgi kısmını kullandık. Px 5. dereceden bir polinomdur. P2, P1, P-1, P-2, P4 hepsi sıfır ne demek biliyor musunuz? Bu polinomun tek tek size köklerini vermiş. O yüzden nasıl yazacaksınız? Bir baş kat sayı sonuçta şöyle düşünün. x-2'nin de kökü 2'dir. 2x-4'ün de kökü 2'dir. Bu yüzden x-2, x-1, x-1 çarpı var aralarda hep. x-2 ve x-4. İşte polinomumuz bu. Eğer bir polinomun çarpanlarını veya köklerini biliyorsanız çarpımlı şekilde yazmak diğer o ax üzeri 5, cx üzeri d mantığından çok daha kolaydır. Böylece arkadaşlar p küp x polinomunun baş kat sayısı 125'tir demiş. p küp x polinomunun baş kat sayısı ne demektir? Bu polinomun küpünü aldığın zaman a küp olacaktır baş kat sayı. Haliyle a küp de 125 olduğu için a'yı sana 5 vermiş. Biraz uzun yoldan söylemiş. Böylece x eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyor. x gördüğümüz yere 3 yazarsak p 3'ü istiyor polinom. Böylece 5 çarpı 3 eksi 2 1, 3 eksi 1 2, 3 artı 1 4, 3 artı 2 5, 3 eksi 4 eksi 1 oldu. 5 kere 5 25, 4 ile çarparsak 100, 2 ile çarparsak 200, bir de eksi 1 var, eksi 200 oldu, D şıkkı yaptı.